Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine Ahmetli'deyiz. Üveyzi'den çıktım, Ahmetli'ye geldim. Bugün bir şey deneyeceğim. Kamerayı bu aşağıya takacağım ve Van'ın ekranını size göstereceğim. Ama bugünkü sürüşümüz kısa olacak. Burada geçen gün sürüş yaptığımız yerin, yani dönüşünün, o Şile üzerinden gittiğimiz rotanın dönüşünü çıkıp ineceğim. Çünkü nabız bandı, eski bir nabız bandı almışım yanıma ve nabız bandı düzgün göstermiyor. Buraya kadar geldim 40-20 kilometre. Düzgün göstermiyor. Ama hazır gelmişken bunları bir deneyeyim dedim. Hem o Vahan'ın ekranını göreceksiniz siz direkt. Hem de kamerayın açısını buraya koydum. Çünkü çok sıcak. Üzerime bir şey takınca iyice basıyor. Bakalım, böyle bir deneyelim. Böyle güzel olursa böyle devam ederiz bir dönem. Ama hadi çok konuşmayalım. Sürüşe başlayalım. Bu video yaklaşık 35 dakika falan olacak. Hadi başlıyoruz. Rotamıza başladık arkadaşlar. Şimdi burada giderken hafif böyle bir eğimimiz var. Çok hafif. Ama 5-6 kilometre sonra esas tırmanışlarımız başlayacak. Evet, bugün Vahan'ın ekranını size göstereceğim arkadaşlar. Bir de böyle bir görelim. Yani benim gördüğümün aynısını siz de aynı anda görüyor olacaksınız. Vahan'ın bu özelliği çok güzel. Ekranı kaydedebilme. Onları anlatırım sonra. Evet, ilk İmrendere'ye geliyoruz. Burası ufak bir köy. Orada dediğim gibi Ahmetli'den sürerek geldim. Burada bir 10 kilometre daha turladım. Şimdi bir daha başladık. Evet, bu ekranda sol tarafta böyle bir arada araba göreceksiniz arkadaşlar, kırmızı. Şu anda o da şey demek, arkamdan araba geliyor demek. Benden hızlı gidiyorsa direkt orada görüyorsunuz. Şu anda geçiyor beni, geçemedi. Burada da geçmemesi lazım. O train carback. Arka ışığı, yeni ışık, radarlı ışık. Direkt sürüş sırasında sizi uyarıyor arkadan bir şey geldiği zaman. Bunu biliyorsunuz Garmin'de de var. Şimdi Vahan'da da gelecek bildiğim kadarıyla. Bunların hepsini deneyeceğiz bakalım.
Evet, bu bölüm aslında Ahmetli'den başlayıp buradaki ilk yokuşa kadar da gelinebilir yeni başlayanlar için. Ama sonraki yokuş biraz sert. Onun için buralarda çok fazla nabzımızı yükseltmeyelim. Bu arada kamera olarak DJI Action 4'ü kullanıyorum arkadaşlar. Sesi de onun mikrofonu DJI Mic 2 ile direkt formaya taktım onu. Formanın içine. Rekordan alıyorsunuz sesi. Motor sürüşlerinde falan da böyle güzel olabilir motorcu arkadaşlar için. Bakın araç geldi, hemen gönderdi. Thank you.
Evet, bu Vahan'ın bir güzelliği işte arkadaşlar. Yok, tırmanışlar yaklaştığı zaman sizi önceden uyarıyor. Ya mesela 3 kilometrelik ortalama 6.4'lük bir tırmanış var önünde. Bunu rota yüklü olmasa da yapıyor. Şu anda bende rota yüklü değil. Sen de ona göre ayarlıyorsun ve tırmanırken de biraz sonra göreceğiniz gibi ekranı değiştirecek. Tırman dedi. Evet, böyle bir tırmanışımız var. Şu gördüğünüz kırmızı yerde işte ben sürekli antrenmanlarımı yapıyordum. Bu ekran değiştiği için wattın yeri falan da değişti. Direkt tırmanış sırasında bu ekrana odaklanıyorsunuz arkadaşlar. Evet, dediğim tırmanış bölümüne geliyoruz. Burada bir çeşme var. Bir de yukarıda çeşme var. Yani tırmanış antrenmanlarında işte oraya kadar çıkıp sonra geri geliyordum. 10 kere falan yapıyordum onu. Buralarda TT ile de çok sürdük. Geçen sene dünya şampiyonasına hazırlanırken Nice'de biliyorsunuz 2600 metre tırmanmıştık. Onun için TT ile bol bol tırmanmıştım geçen sene. Keyifli yerleri geldi bakalım. Bu yokuşlarda önemli olan arkadaşlar, tempoyu çok değiştirmemek lazım. Bir anda böyle hızlı başlamamak lazım. Ki zaten buradan ekranda yokuşun ne zaman biteceğini görüyorsunuz. Şu an benim kullandığım bisiklet 54-40 aynı kol var. Arkada da
34 ruble var arkadaşlar. Daha önce buraya çıktığım zaman 30 rubleyle çıkmıştım. Bayağı zorluyor o zaman. Şu anda nabız bandıyla ilgili bir problem var. O yüzden tüm turu yapmayacağım. Sadece o çeşmenin oraya kadar gidip aşağı ineceğim. Bu seferki daha kısa bir video olacak. Çünkü şu anda taktığım nabız bandı tam verileri vermiyor. Şu anda nabzım 114 değil. Evde nabız bandı bulamamıştım. Eski bir nabız bandını aldım. Onun neden eski olduğu anlaşıldı. Şu anda kolumda saatteki nabız 140. Burada 115. Ama en azından şuraya bir tırmanıp inelim. Evet, şu anda nabzım 150'lerde falan arkadaşlar. 92 değil yani.
Dediğim o antrenman yaptığım bölüm burası işte. Bunun videosu olmuş olsun. Şimdi buradan dönelim. Güzel bir iniş yapıp antrenmanımızı aşağıda bitirelim çünkü bu nabız içine gerçekten sıkıldım. Kolay gelsin. Şu anda 80 değil nabzım. Evet, bu şimdi böyle kameranın burada takılması, ses ve bilgisayar monitörünü yansıtmakla ilgili video olsun arkadaşlar. Kısa bir deneme olsun. Aşağı yorumlara yazın. Bu arada 50 ile gidiyorum ve sesim nasıl geliyor size? Bu da DJI Mic 2'nin ses videosu olsun. Şu anda net olarak 50 ile yokuş iniyorum.
Evet, bu arada nabzımız geri geldi herhalde. Yokuş çıkarken 90 gösteriyordu, şimdi normale döndü alet. Günaydın. Kaskınızı takın. Evet, sürüşümüzü bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi bu açı nasıl olmuş ona bir bakalım. Ve bahonun ekranı nasıl gözüküyor. Nabza hiç bakmayın. Nabız yukarı çıkarken böyle 90'lardaydı, 100'lerdeydi. Aşağı indiğimde 120'lere normale geldi. Saatte de karşılaştırıyorum çünkü saatin verisiyle de hiç uymuyordu. O yüzden de böyle kısa bir deneme videosu olsun bu. Bundan sonra çok güzel videolar var, darlık var falan filan da esas güneye iniyoruz. Ona göre işte burada denemelerimizi yapalım. Sonrasında da o videolarda iyice güzel güzel şey yaparız. Bu rotayı yeni başlayanlar da çok güzel yapabilir bu arada. Tırmanışa da yeni başlayanlar. İşte Üvezli'den başlayıp Ahmetli falan filan gelip buradan yukarıya çıkabilirsiniz ve tekrar geri dönebilirsiniz. Böyle böyle mesafeleri uzatabilirsiniz. Hadi şimdi ben Üvezli'ye geri döneyim. Bugünkü antrenmanım yaklaşık 2-2,5 saat olacak. Hadi. Bir sonraki videoda görüşürüz.